Şu an Van'da gençliğimizden tanıdığımız bir yazarımızla birlikteyiz. Sayın Vehbi Vakkasoğlu beyefendi yanımızda. Yazdığı kitaplarda, verdiği bilgilerde ilham alarak, gerçek tarihimizle tanışarak, öğrenerek gerek son dönem Osmanlı'yı gerekse Cumhuriyet dönemiyle ilgili aydınlandığımızı düşünüyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Faydalanmış bir insan olarak. Hocam hoş geldiniz öncelikle bana. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Van'da AK Parti'nin Teşkilat Akademisi programına sunum yapmak üzere geldiniz. Evet. Bir ders vermek üzere geldiniz. Hem vereceğiniz dersin içeriği hem de o dersin sadece bir siyasi organizasyon değil de toplumun bu derslere ne kadar ihtiyacı olduğu. Evet. Bunu paylaşabilir misiniz bizimle? Evet, tabii ki bizim anlatacağımız gerçekler öteden beri evrensel gerçeklerdir. Van'dakiyle İstanbul'daki, Maraş'takiyle efendim Adana'daki, Mardin'deki değişmez. Biz sevgi merkezli bir eğitimin temsilcileri olmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bu sevgi gerçekten yüreğimizde varsa birlik ve beraberliği emreder. Hatta kardeşleşmemizi netice verir. Çünkü bu kardeşlik bizim keyfimize bırakılmış değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'de, kutsal kitabımızda Rabbimiz açıkça ilan ediyor. İnnemel mü'minüne ikvetün. Yani bütün müminler ancak ve sadece kardeştirler. Yani bu kardeşlik hem şahsi olarak bizlerin kafasını, gönlünü doyuracak, mutluluk ve huzur verecek, hem topluma bir sükunet, sekinet, yaşanılır bir toplum olma havasını verecek, hem de bütün dünyaya umuyorum bir örnek toplum modeli sunacak. Biz bunun peşindeyiz. Bunu hangi siyaset yaparsa yapsın arkasındayız, destekçisiyiz. İşte AK Parti Teşkilat Akademisi bu işin peşindeyiz. Davet ediyoruz hocam, düşüncelerinizi anlatın, kardeşlerimize paylaşın dediler. O münasebetle Van'dayız. Ama Van'dır, candır. Çok severim. Her vesileyle gelmeyi isterim. Gönlümün bir parçası buradadır. Çünkü burada doğunun güzelliği var. Güneş doğudan doğar. Sevgi güneşi de doğudan doğar. Maalesef batıya doğru gittikçe, hele Avrupa'ya, Amerika'ya ulaştıkça neredeyse kalmıyor. Onun için Van'a düşen, burada komşu şehirlerimize düşen çok önemli bir misyon. Bu güzelliği gönüllerinden taşırmak. Sadece evde çoluk çocuğuyla yaşamamak. Caddeye, sokağa bunun damgasını vurmak. Ve bize de eğitimci yazar olarak düşen, yahu gelin sevgiyi, şefkati, merhameti Van'da görün. Sadece kahvaltısı lezzetli değil. Bu insanların gönüllerindeki güzellik o kahvaltıdan çok daha güzel ve lezzetli. Gönüllü ruhu tatmin ediyor. Yaşama sevinci veriyor. Evinizde gibi hissettiriyorlar. Emin olun sevgili kardeşim, bu bütün dünyanın muhtaç olduğu, özlediği, beklediği ama bulamadığı bir güzellik. İnşallah umuyorum ki Van çok müsait, yaşadığı tarih itibariyle de İstanbul'un, İstanbul'u derler doğunun. Ben dedemden öyle duymuştum. Asil azmaz, bal bozulmaz. Azalmış olabilir, gölgelenmiş olabilir, biraz küçülmüş olabilir. Ama bir kere yaşandıysa burada güzel bir medeniyetin özü, bir kere daha niye yaşanmasın? Ben bu umuttayım. Bunun peşindeyim. Siz daha önce kitap fuarı içinde gelmiştiniz buraya. Evet. Kitap fuarında okuyucularla buluşmuştunuz. Hem o kitap fuarındaki izleniminiz kültür anlamında, Vanlı'nın kitaba ilgisi anlamında, evet, hem de o süreyle şimdi geldiniz tekrar, böyle mukayese edebilir miyiz? Van'daki gelişme olumlu mu yoksa dikkat çekmek istediğiniz konular var mı? Olumsuz değil ama şunu söyleyeyim ki istediğimiz hızda ve gelişme düzeyinde değil tabii ki. İşte bunu hızlandırmak bizim elimizde. Ben çocukları ve gençleri hiç suçlamam bu konuda. Son yazacağım eğitim kitabının adını da şimdiden koydum. Ön teker. Basın mensubu olarak siz suçlusunuz. Eğitimci yazar olarak ben suçluyum. Gençlerin hiç suçu yok. Onlar ön teker olarak bizi nerede görüyorlarsa arka teker peşimizden geliyorlar. Dolayısıyla siyasetçiler, ekonomistler, basın mensupları, yazarlar, çizerler, hatipler, cami hocaları, okul öğretmenleri temel suçludur eğitim eksikliği konusunda. Eğer bunlar Van'ı bir özel üs merkezi, eğitim üssü merkezi seçerlerse, baş başa verirlerse emin olun 5 senede buranın çehresi 10 kat daha
güzellik anlamında değişir ve dönüşür. Umutsuz olmamak lazım bu konuda. Gençleri suçlamamak lazım. Şimdi biz yargılıyoruz, damgalıyoruz. Z nesliymiş efendim, Y nesliymiş. Hiç ben bunları kabul etmiyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar Allah'ın kulu, Resul'ün ümmeti, Van'ın gerçek evlatları. Bunlar 1000 sene en az yüreklerinde o ruhun manasını taşıya gelen insanların evlatları. Öyle bir gecede değişmez, 10 senede, 20 senede. O internetten indirilen zehirlerle biraz yalpalasalar da yoldan çıkmazlar. Duydular mı canım diyeni, kendi sesini, kendi özünden gelen, canından gelen sesi, her şeyi bırakır koşar gelirler. Kitap fuarında bunu gördüm ben. Ya öyle hanımefendiler geldi, kızlarımız. Allah Allah. Aklım diyor ki ilk görüyorsun bunları. Kalbim diyor ki yok ya, senin evlatların bunlar. Senin evden geldiler. Canların diyor. O kadar yakın, o kadar sıcak, o kadar saf ve samimi davrandılar ki. Onun için Van'dan çok ümidim var. İnşallah çevre illere örnek olacak şekilde bir eğitim, muhabbet, kalbi olmak, hanımların hanımefendi olduğu, beylerin beyefendi olduğu bir zemin oluşturmak konusunda çok müsait görüyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, bizimle mülakat yaptınız. Memnuniyetle. Eski bir okuyucumu, yeni bir dostumu tanımaktan memnun oldum ben de. Teşekkür ediyorum. Var olasınız efendim.